Washington'dan VOA Türkçe stüdyolarından merhaba. Ben Mehtap Çolak Yılmaz. Bugün Amerika ve dünyada gündemin öne çıkan tüm gelişmelerini aktarıyor olacağız. Avrupa'dan ve Washington'dan bağlantılarımız olacak. Amerika'da ekonomiye ilişkin önemli veriler var. Amerika'da ekonomik büyüme 3. çeyrekte büyük rakamları gösterdi, işaret etti. Ve ayrıca işsizlik başvuruları, faiz oranları, enflasyondan sonra hangi gelişmeler var? Biden'ın açıklamaları var son gelen ekonomik verilerle ilişkin. Tüm bu bilgileri Begüm Dömezer sözle konuşacağız. Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız bugün yayınımızda. Ardından seçim gündemini Begüm Dömezer söz aktaracak bize. Zira seçime katılımın rekor oranda olması bekleniyor. Çok sayıda seçmen şimdiden oyunu kullandı. Peki anketler ne diyor? Begüm'de olacak yanıtı. Ayrıca Pensilvanya eyaleti de önemli. Biden ve Harris oraya gidiyorlar yarın. Avrupa'da da ise gündem Avrupa Merkez Bankası'nın faiz artışını sürdürmesi. Ayrıca iklimle ilgili bir rapor var. Ayrıntılarını Arzu Çakır'la Paris'ten konuşacağız. Yayınımız Almanya bağlantısıyla devam edecek. Stüdyo VOA başlıyor. Amerika'da ekonomi ilişkin son derece önemli bir veri açıklandı bugün Perşembe günü. O da Amerika ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde bir büyüme kaydetti ve Fed'in sert para politikalarına enflasyonu düşürmek için çabalarına rağmen gelen bu veri gayet olumlu bir mesaj olduğu anlamına geliyor. Serhan Akif Akyıldız'la konuşacağız şimdi ayrıntıları. Serhan, şimdi Ticaret Bakanlığı'nın bugün açıkladığı bir tahmine göre de gayri safi yurt içi hasıla geçen çeyrekte yıllık pazar %2,6 oranında arttı. Şimdi Fed'in önümüzdeki hafta faiz toplantısı var. Bunun öncesinde 3. çeyrekte Amerika ekonomisinin bir büyüme kaydediyor olması ne anlama geliyor? Verilerle bize aktarıyor olacak olursan. Aslında 3. çeyrekte büyümesi Amerika'nın ekonomisinin tabii bazı çevreler tarafından olumlu karşılandı. Ki ilk iki çeyrekte Amerikan ekonomisinde daralma görülmüştü. Bu üçüncü çeyrekte beklentilerin üzerinde, beklentiler daha ziyade 2,3 civarındaydı. 2,6 çıktı. Beklentilerin üzerinde büyüdü Amerikan ekonomisi. Tabii bunda bazı etkenler var. İhracat rakamlarının yükselmesi önemli etken. Tüketici harcamalarının devam ediyor olabilmesi, tüketici harcamaları olumlu bir şekilde, iyi bir şekilde devam ediyor. Önemli bir etken. İş gücü piyasası, işsizlik artmıyor. Gerçi işsizlik başvuruları önceki hafta oranla 3.000 arttı. 214.000'de 217.000 oldu. Ama hala Amerika'da normal koşullardaki 200 ile 250.000 arasında işsizlik başvuruları. Bununla birlikte ülkede yatırımlar devam ediyor ve bütün bu veriler toplandığında da özellikle ihracat rakamlarının artması diyelim, bütün bu veriler toplandığında ekonomik büyümeye olumlu bir şekilde yansıdı. 2,6 ama bununla birlikte bunun fırtına öncesi sessizlik olabileceğini söyleyenler de var. Amerikan ekonomisinin son çeyrekte yine büyümeye devam edeceği belirtiliyor. Bununla birlikte 2023'ün İlk iki çeyreğinde daralmanın söz konusu olabileceği belirtiliyor Amerikan ekonomisine. Çünkü küresel anlamda ekonomik kaygılar hala gitmiş değil. Örneğin dünyayı etkileyen enflasyon sorunu Amerika'da da devam ediyor, dünya genelinde de devam ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgali hala devam ediyor, Ukrayna'daki savaş. Ve bütün bunlar değerlendirildiğinde şu anda tehlike tam atlatılmış değil. Resesyonla ilgili olarak ki ekonomistlerin çoğunluğu, ekonomi çevrelerin çoğunluğu Amerika'nın şu anda bir resesyon içinde olmadığını belirtiyorlar. Ancak bununla birlikte yine bu çevrelerin önemli bir kısmı %76'sı Amerika'nın gelecek yıl resesyona girmesini bekliyorlar. Ama bu veri özellikle ülkenin %2,6 büyümesi tam da Başkan Biden'a tam da zamanında iletildi, geldi diyebiliriz. Seçimler öncesinde açıklanması ki ülkede seçimler yaklaştıkça en önemli gündem maddesi ekonomi olmaya devam ediyor. İşte bu verinin açıklanması Beyaz Saray'a, Başkan Biden'a olumlu bir haber olarak, çok olumlu bir haber olarak değerlendirilebilir Mehtap.
Serhan, Biden yönetimi de bu son verilerden memnun görünüyor. Bugün New York'ta, Upstate New York'ta, Syracuse'de Amerika Başkanı. Gündeminde ekonomi var. Sabah saatlerinde buradan ayrılırken de Beyaz Saray'dan bu verilerle ilgili açıklama geldi. Şimdi ekonomideki olumsuz iki çeyrek sonrası bu büyüme tablosu nasıl yankı buldu Biden yönetiminden? Açıklamalar nedir o cepheden gelen? Biden verilerin açıklanmasıyla birlikte sabah saatlerinde Beyaz Saray'dan hemen bir açıklama geldi. Yazılı açıklama. Başkan Biden imzalı. İşte Başkan Biden o yazılı açıklamasında felaket tellalları olarak nitelediği kişilerin ekonominin resesyona gireceğini söylediğini uzun süredir belirtti. Ama bununla birlikte ekonominin iyi bir yolda olduğunu, güçlenme yolunda olduğunu söyledi Amerikan Başkanı. Bu verilerinde bunu bir nevi kanıtladığını belirtti. Ancak daha fazlasını yapmamız gerekiyor dedi Amerikan Başkanı. Yakıt fiyatlarının düşmekte olduğuna dikkat çekti. Özellikle daha fazlasını yapmamız gerekiyor derken enflasyona vurgu yaptı. Amerikan ailelerin üzerindeki fiyat artışının yükünü hafifletmek için daha fazlasını yapmamız gerekiyor dedi Amerikan Başkanı. Ve orada da durmadı Başkan Biden. Büyük ihtimal seçimler yaklaştığı için diyelim, yazılı açıklamasında cumhuriyetçilere de yer verdi. Cumhuriyetçilerin izleyeceği politikanın enflasyonu arttıracağını söyledi. Zenginlere yönelik vergiyi düşüreceklerini belirtti Amerikan Başkanı ve bunun da enflasyonu arttıracağını söyledi. Bu büyük ihtimalle bu paragrafı seçimler yaklaştığı için yazılı açıklamasına ekledi diyebiliriz Başkan Biden. Başkan Biden şu sıralarda da New York'ta programına göre şu saatlerde, şu dakikalarda bir açıklama yapması bekleniyor. Mikroçip üreticisi bir firmanın New York'a planladığı tesisin o bölgede yapacak bu açıklamayı ve büyük ihtimalle sabah saatlerinde yaptığı yazılı açıklamayı mikrofon elinde kameralar karşısında tekrar edecek ve ekonominin iyi yolda ilerlediği mesajını verecek Amerikan Başkanı. Bu mesajı da vermek zorunda bir yerde, çünkü az önce de söylediğimiz gibi seçimlere çok az bir süre kaldı ve halkın anketlere yansıdığı kadarıyla da en önem verdiği konu ekonomi. Mehtap. Serhan, Akif Akyıldız aktardı. Amerika ekonomisi 3. çeyrekte beklentilerin üzerinde büyüme kaydetti. Biden yönetiminden gelen açıklamalar da böyleydi. Serhan, teşekkürler. Amerika'da Biden yönetimi açısından kritik öneme sahip ara seçimlere artık 12 gün kaldı. Yarışta tüm gözlerin olacağı belli başlı eyaletler var. Onların arasında hatta başında Pensilvanya eyaleti geliyor. Kuşkusuz 2 gün önce eyaletten senatör seçilmek için adaylık koyan Cumhuriyetçi aday Mehmet Öz ve Demokrat aday John Fetterman açık oturumda kozlarını paylaşmıştı. Şimdi de Amerika Başkanı daha geçen hafta gittiği Pensilvanya'ya bir kez daha gidiyor. Hatta Başkan Yardımcısı Kamala Harris de yanında olacak. Amerika seçim havasına girdi artık son günler. Begüm Dönmez Ersöz'le konuşalım. Nasıl bir atmosfer var? Anketler ne diyor? Begüm, her seçim için geçerlidir bu kural. Ama Amerika'da bu kez biraz daha önemli belli ki. Seçimin sonucunu genelde katılım belirliyor. Amerika'da seçimler salı günü yapılıyor ve katılım son yıllarda başkanlık seçimlere %60 oranına çıkmıştı ki Amerika geçmişine bakıldığında bu yüksek bir oran. Ama ara seçimlerde oy veren seçmen oranı %40'lar civarında kalabiliyor. Ancak bu sene biraz fazla katılım beklentisi var. Zira erken oy kullanma oranları şimdiden çok yüksek görünüyor. Nedir son durum ara seçim cephesinde? Mehtap, Amerika'da 8 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde erken oy verme işlemi başlamıştı bazı eyaletlerde ve bu erken oy verme sürecinde 7,5 milyondan fazla seçmen şimdiye kadar oy kullandı ve erken oy kullanan seçmenlerin yaklaşık %55'ini demokrat seçmen oluşturuyor. %34,5'unu da cumhuriyetçi seçmen oluşturuyor ve bu da demokrat seçmende bilhassa motivasyonun yüksek olduğuna işaret ediyor ki
ki demokratların 8 Kasım'daki seçimlerde bu motivasyona da ihtiyacı var. Seçim uzmanları şunu ifade ediyorlar. Şimdiye kadar erken oy verme sürecinde kullanılan oyların oranına bakıldığında her iki siyasi partide de yüksek bir katılım oranı olacağının işareti olarak yorumlanıyor son veriler. Dolayısıyla Amerika'da aslında seçim günü kavramı neredeyse seçim ayı kavramına biraz dönüşmüş durumda diyebiliriz. Beyaz Saray'da Biden cephesinde durum ne? Biden yönetiminden yetkililerin yaptıkları açıklamalara bakacak olursak uluslararası ajanslara yansıyan Beyaz Saray, Kongre'nin her iki kanadında da çoğunluğu kaybedebilme ihtimali konusunda biraz daha endişeler artmışa benziyor. Son anket verilerine bakıldığında demokratların aslında rahat bir yarış götürdüğü, bazı senato yarışlarında durumun bıçak sırtı haline geldiği yönünde bir takım kaygılar var demokrat cephesinde ve Beyaz Saray'daki düşünüşle ilgili izlenimi olan diyelim bir takım kaynaklara göre demokratlar senatoda çoğunluğu muhafaza etme, koruma ihtimallerini %50-50 şeklinde görüyorlar. Temsilciler Meclisi'nde ise cumhuriyetçilere doğru ibre son dönemde zaten bir miktar kaymış durumdaydı. Beyaz Saray'da görevli, hem şu anda görevli danışmanlar hem de eski danışmanlar Beyaz Saray'ın kendi siyasi gündeminin uygulanmasına yönelik bir takım engellemelerle karşılaşabileceğine ilişkin hazırlık yapıyor ya da cumhuriyetçilerin kongrede çoğunluğu elde etmesi halinde bir takım soruşturmalar olabileceği konusunda da hazırlık yapıyor. Kaynaklara göre kadın ve genç seçmenin bu seçimde kullanacağı oy önemli. Çünkü kürtaj hakkı konusu en çok öne çıkan tartışmalı konulardan bir tanesi. Şunu söyleyelim, ABD Başkanı Joe Biden da bu hafta Beyaz Saray'da toplamda takipçi sayısı 67 milyonu bulunan TikTok starlarıyla, TikTok influencerlarıyla bir araya geldi 8 Kasım öncesinde. Biraz önce sen de ifade etmiştin, Biden bugün New York'ta olacak, yarın da Pensilvanya'da olacak. Pensilvanya çok önemli eyaletlerden bir tanesi, 5. ziyareti olacak. Şunu da hatırlatalım, eski başkan Donald Trump da 8 Kasım seçimleri öncesinde 3 Kasım'da Iowa'da olacak. O da Cumhuriyetçi vali adayı ve Cumhuriyetçi senatör adayına destek verecek. Trump cephesinde de o durum o şekilde. O da Cumhuriyetçi adaylara destek vermek için bir takım etkinliklere katılıyor. Şimdilik durum bu şekilde, 8 Kasım'a 12 gün kala Mehtap. Begüm Dönmez Ersöz aktardı. Amerika seçim havasına girdi ve geri kalan günlerde de kampanyalar devam ediyor olacak. Biz de yayınlarımızda aktarıyor olacağız. Begüm, teşekkürler. Amerika Senatosu'nda Cumhuriyetçi Parti'nin önde gelen isimlerinden New Jersey Senatörü Bob Menendez'in New York eyaletinde bir federal soruşturma altında olduğu danışmanı tarafından doğrulandı. Menendez'in uzun süredir siyasi danışmanlığını yapan Michael Solomon, Senato Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı'nın CBS televizyonuna yaptığı açıklamada senatörün kendisine bildirilen soruşturmadan haberdar olduğunu ancak kapsamını bilmediğini, bununla birlikte kendisinden ya da makamından istenen ve talep edilen her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu belirtti. Demokrat Partili Senatör Bob Menendez aleyhine 2017 yılında açılan yolsuzluk ve rüşvet davasında hükümsüzlük kararı verilmişti. Kararın nedeni 7 kadın ve 5 erkek üyeden oluşan jürinin oy birliğiyle Menendez'in ne suçlu ne de suçsuz olduğuna karar verebilmesi olmuştu. Senatör Menendez, lüks seyahatler, pahalı hediyeler ve seçim kampanyası bağışları karşılığında yakın arkadaşı göz doktoru Solomon Melgen'in kız arkadaşına Amerikan vizesi almada kolaylık dahil bazı yardımlarda bulunmakla suçlanıyordu. Ancak bu son soruşturmada benzer iddiaların yer alıp almadığı bilinmiyor. Müzik.
Avrupa ekonomisiyle devam ediyoruz yayınımıza. Avrupa Merkez Bankası yüksek enflasyonu dizginlemek için faiz artışını sürdürüyor. Avrupa Birliği ekonomileri de son 40 yılın zirvesindeki enflasyon oranını aşağı çekmek için 75 baz puan faiz artışı yaptı Avrupa Merkez Bankası. Paris'e VOA Türkçe muhabiri Arzu Çakır'a dönelim. Arzu, Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan ekonomi muhtemelen daha da yavaşlayacak açıklaması eşliğinde geldi bu adım. Nasıl yankı buldu AB ekonomilerinde? Avrupa Merkez Bankası'nın kararı bekleniyordu Mehtap. Bu konuda uzun süredir bir ikinci toplantıyı yapmıştı Avrupa Merkez Bankası. İki toplantı ard arda faiz oranlarını artırmıştı. Bu üçüncü toplantıda da beklendiği gibi 0.75 oranında, yani 75 baz puanla faiz oranını artırdı. Sonuçta geldiğimiz noktada eksi oranından %1.5'e yükseldi faiz oranları. Euro bölgesi için 2008'den bu yana belirlenen, hiç görülmeyen bir oran. Bunu söyleyebiliriz Avrupa Birliği içerisinde ve Avrupa Birliği Merkez Bankası kurulduğundan bu yana, yani 1998 yılından bu yana Avrupa Merkez Bankası'nın uyguladığı en yoğun para politikası olarak sıkılaştırılmış para politikası olarak değerlendiriliyor. Bu durum, Christine Lagarde basın toplantısında bu rakamları savunurken, görevimiz enflasyonu %2 oranında çekmek ve fiyat istikrarını sağlamak diye açıkladı. Zira Euro bölgesinde enflasyon %10'a yaklaştı. %9.9 şu anda. Bu oranın mutlaka, bu da tarihi bir rekor. Dolayısıyla bunun geri çekilmesi gerekiyor. Bunun için de Merkez Bankası faiz oranlarını artırmaya devam edecek diye öngörüyoruz. Önümüzdeki Aralık ayında yeni bir toplantı daha yapacak. %1.5 oranını %2'ye çekebilir. Fed'in açıklamasından önce de, Fed'den de belki böyle bir açıklama gelecek. Bunu yeniden Aralık ayında %3'ü hatta çekmesi gerektiğini söyleyen uzmanlar var. Ancak Christine Lagarde bu konuda bir oran vermekten kaçınıyor. Zira bu oranlar önümüzdeki ayda enerji fiyatları ve kış rakamlarıyla birlikte belirlenecek. O yüzden temkinli davranıyorlar. Faiz artırımlarına hükümetler tarafından çok ciddi eleştiri var. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya'nın yeni Başbakanı Giorgio Meloni, ikisi birden bu toplantı öncesinde artık faiz oranlarının, enflasyonist politikalara son verilmesi gerektiğini, faiz oranlarının artırılmaması gerektiğini, bunun ekonomilerde ciddi resesyona yol açacağını söyledi. Fakat Almanya bütçe tasarrufunun çok önemli olduğunu ve bunun da göz önünde bulundurulması gerektiğini savunuyor. Dolayısıyla hükümetler arasında faiz artırımına ses yükselmeye başladı. Avrupa ekonomisi %0.9 belki büyüyecek önümüzdeki yıl. Bu belki de Merkez Bankası'nın tahminlerine göre %-0.9'a kadar gerileyebilecek. Dolayısıyla bütün bu dengeleri bir arada tutması gerekiyor Avrupa Merkez Bankası'nın, ama hükümetler seslerini yükseltmeye başladılar. Faiz oranı ekonomilerde ciddi durgunluğa yol açacak eğer %3 seviyesine çıkarsa Mehtap. Arzu, Avrupa Birliği ekonomisini en derinden etkileyen konu kuşkusuz enerji krizi. Rusya'nın Ukrayna işgali sonrasında başlayan. Bu noktada bir rapor dikkat çekiyor. Merkezi Paris'te bulunan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı, bu küresel krizin dünya genelinde temiz enerjiye geçiş için bir dönüm noktası olabileceği açıklamasını yaptı. Raporda başka hangi tavsiyeler öne çıkıyor? Rapor çok önemli, bunu belirtelim. Avrupa Uluslararası Enerji Ajansı bütün dünya hükümetlerine enerji politikalarında yön veren önemli bir danışmanlık, tırnak içinde diyelim, hizmeti veriyor. Başkanı Fatih Polat 2022 görünüm raporunda da, dünya küresel enerji görünüm raporunda da çok önemli tespitlerde bulunuyor. Bunlardan birincisi ve en önemli sürpriz belki de dünya için, enerji, yenilenebilir enerjilere dönüşün daha hızlanacağı önümüzdeki dönemde Mehtap. Bu önemli bir haber. Önümüzdeki dönemde dünyanın yenilenebilir enerjilere yatırım için 2030 yılına kadar 2 trilyon dolar ayırması planlanıyordu. Bütün ülkelerin planları bu çerçevedeydi. Ancak Fatih Polat ve ekibi bu işin 2030 hedeflerine varılabilmesi için, yani %2'nin altında karbondioksit emisyonu
hedefine ulaşabilmek için 2 trilyon dolar daha yatırım yapılmasıyla ulaşılabileceğini hedefe dile getiriyor. Yani özetle 2030'a kadar 4 trilyon dolar yenilenebilir enerji yatırımı olması gerekiyor. Çarpıcı rakamlar da var rapordan, onlara da kısaca değinmek istiyorum. %15 rakamı örneğin Rusya ile ilgili analizler bölümünde Rusya'nın uluslararası gaz piyasasındaki ağırlığını %30'dan %15'e gerileyeceğini açıklıyor. Rusya'nın çok ciddi anlamda büyük kayıplar sağladığı, Avrupa'ya gaz akışının %80 azaldığı belirtiliyor ve Rusya'nın gaz ithal eden ülkeler arasındaki gelirinin, daha doğrusu net gelirinin 75 milyar dolardan 25 milyar dolara gerilediğini tespit ediyor. Bu işten, bu savaştan aslında en büyük kaybedenlerden bir tanesi de Rusya. Enerji konusunda 4.400 trilyon metreküp, bu da yıllık gaz talebinin 2030-2050 yılları arasında ulaşması gereken beklenen nokta olarak tanımlanıyor. Fatih Birol dünyada gaz altın çağını tamamladı diyor. İşte burada senin söylediğin noktaya geliyoruz. Gaz hep yenilenebilir enerjilerin en önemlisi, kirli enerjilerden uzaklaşılabilecek en önemli enerji biçimi olarak tanımlanıyordu. Ama bu raporda artık bu savaştan sonra da yeni enerji biçimlerine geçişin gündeme geldiğini, dolayısıyla gazın artık bir alternatif olarak kullanılamayacağını dile getiriyor. Gaz altın çağını tamamladı diye özetliyor Fatih Birol. Bir de son bir konu, 2030'a kadar küresel enerji ihtiyacı %30 artacak. Dolayısıyla bu da yeniden bizi, hükümetleri daha fazla yenilenebilir enerjilere yatırım yapmaya götürecek. Hükümetler önümüzdeki dönemde projelerini, politikalarını bu rakamlara göre belirleyecek görünen olur. Arzu Çakır Paris'ten bildirdi. Uluslararası Enerji Ajansı'nın temiz enerji mesajı vardı. Ve Avrupa Birliği Merkez Bankası'ndan da yeni faiz artışı kararı yansımaları. Arzu, teşekkürler. Almanya ile devam ediyoruz. Resmi temaslarla bulunmak üzere Yunanistan'a giden Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Yunan adaları ile ilgili anlaşmazlıkta Yunan tarafına destek veren açıklamalar yaptı. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis ile görüşen Scholz, tansiyonun yükseldiği Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerilim konusunda ülkesinin arabulucu olabileceğini de söyledi. Ayrıntıları Cem Dalaman Berlin'den bildiriyor. Yunanistan Başbakanı Kriyakos Mitsotakis ile Atina'da, Yunanistan'ın başkentinde bir araya gelen Olaf Scholz, birlikte iki liderin birlikte düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin adını vermeden bir NATO müttefikinin bir başka müttefikin egemenliğini sorgulaması bizim açımızdan kabul edilemez dedi. Görüşmede Doğu Akdeniz ve Yunanistan'la Türkiye arasında yaşanan gerilimin meselesinin ele alındığını belirten Başbakan, İyi komşuluk ilişkilerinin sadece Yunanistan ve Türkiye için değil, hem tüm Avrupa hem de NATO için de önemli olduğunu ifade etti ve NATO müttefiklerinin birbirlerinin egemenliğini sorgulamaması gerektiğini söyleyerek tüm sorunların uluslararası hukuk temelinde diyalogla çözülebileceğine inandığını kaydetti. Scholz, Mitsotakis'le bir araya gelmeden önce bir Yunan gazetesine yaptığı bir açıklamada da Türkiye'nin az ya da çok üstü kapalı askeri tehditler yaptığını öne sürerek bunların Almanya'sından kabul edilemeyeceğini belirtmişti. Alman hükümeti iki ülke arasındaki çözüm bekleyen meselelerin diyalog yoluyla ve uluslararası hukuk temelinde çözülmesi konusunda kararlıdır şeklinde görüş belirten Scholz, anlaşmazlıkların giderilmesi konusunda Almanya'nın arabuluculuk yapmaya hazır olduğunu da açıkladı. Bu arada Scholz, Almanya'nın Yunanistan'a temin ettiği Marder tipi zırhlı araçlar için Marderler Yunanistan'a teslim edildi ve her gün nerede olduklarına dair bilgi istemiyoruz, almıyoruz. Bunu son yıllarda verdiğimiz silah sistemlerinde de yapmadık. Gelecekte de bundan sonra da yapmayacağız ifadesini kullandı. Bunun nedeni neydi? Alman ve Türk medyasında çıkan haberlerde söz konusu Marderlerin Türk sınırına yerleştirildiği öne sürülmüştü. Yunanistan'ın Ukrayna'ya eski Sovyetler Birliği üretimi tank göndermesi karşılığında Berlin yönetimi de Atina'ya 40 Alman Marder tankı verileceğini açıklamıştı. Yunanistan adalarının Türkiye'yi tehdit etmediğini savunan Yunan Başbakanı Mitsotakis ise Türkiye ve Yunanistan'ın sorunlarını barışçıl yollarla çözmesi gerektiğini ve kendisinin de dostluk eli uzatmaya hazır olduğunu ifade etti söz konusu basın toplantısında ve Yunan halkı da, Türk halkı da, Avrupa'da bunu istiyor dedi.
Bu arada Mitsotakis'in Berlin'i Yunanistan'ın 2. Dünya Savaşı'ndan kalma tazminat talebini tekrar gözden geçirmeye ve bu ödemeyi yapmaya çağırdığı da öğrenildi. Scholz'e bunu söylediği haber alındı. 2019'da Yunan Parlamento Komisyonu Almanya'nın savaş tazminatlarından Yunanistan'a 300 milyar euro borcu olduğunu açıklamıştı. Görüşmeden aktarılan habere göre Scholz, Mitsotakis'e Almanya'nın bu konudaki tutumunun değişmediğini aktararak tazminat konusu siyasi ve hukuki olarak kapanmıştır dedi. Amerika'nın en zengin iş adamlarından Tesla ve SpaceX kurucusu Elon Musk uzun bir tartışmalı sürecin ardından yeniden almaya karar verdiği Twitter'ın genel müdürlük binasına elinde bir lavaboyla girdiği videosunu paylaştı. Twitter'ın San Francisco'daki genel müdürlük binasına girerken kullandığı videonun altına yazdığı tweette "Twitter genel müdürlük binasına giriyorum" dedi Musk ve Twitter'ı alma nedeninin platformun insanlığa yardım etmek olduğunu, herkesin özgürce istediğini yapabileceği bir yer olmasını da istemediğini söyledi. Musk, sosyal medya şirketi Twitter'ı 44 milyar dolara satın alma sürecinde bot hesapların şirketin iddia ettiğinden daha fazla olduğu gerekçesiyle önce anlaşmayı feshetmiş, daha sonra fikrini değiştirerek yeniden Twitter'la anlaşma sağlamıştı. Musk'ın anlaşmayı resmen Cuma günü tamamlaması bekleniyor. Siber güvenlik uzmanları bir süre önce Los Angeles ve Chicago havaalanları da dahil en az 14 havaalanının web sayfalarına yapılan saldırılarla bağlantılı olarak Rus bilgisayar korsanını Killnet grubunu işaret ediyor. Yolcular bu saldırıları fazla hissetmemiş olsa da uzmanlar önemli bir tehdide dikkat çekiyor. Amerika'da sanal saldırı en az 14 havaalanının web sayfasını hedef aldı. Amaç bu siteleri çökertmek ya da erişimi zorlaştırmaktı. Uzmanlar saldırının ardında Rus Killnet grubunun olduğunu belirtiyor. Grubun Rusya ve Ukrayna'da yaygın sosyal medya ağı Telegram'da binlerce takipçisi var. Rus bilgisayar korsanları Ukrayna'yı işgali nedeniyle Batı'nın Rusya'ya uyguladığı yaptırımlardan şikayetçi. Yaptırımları saldırganlık olarak niteliyorlar. Onlara göre Ukrayna'ya destek olan herhangi bir grup Rusya'ya yönelik saldırganlığa katkıda bulunuyor. Bu nedenle siber saldırı düzenliyorlar. Mayıs 2022'de Killnet aralarında Amerika, İngiltere, Almanya ve İtalya'nın da olduğu ülkelere savaş ilan etmişti. Savaşlar artık sanal alanlara taşınıyor. Ancak gerçek savaşlar da devam ediyor. 8 Ekim'de meydana gelen bir patlama Rusya'yı Kırım'a bağlayan köprüde hasara yol açtı. Rusya da buna karşılık verdi. Uzmanlar ve üst düzey bir Amerikalı yetkiliye göre siber saldırıların ardında Rus hükümetinin olduğu yönünde kanıt yok. Ayrıca bilgisayar korsanlarının etkisi de sınırlı. Kritik önemde organizasyon ya da altyapı şirketi arıyorlar. Ancak şu anda doğrudan altyapıyı hedef almıyorlar. Bu şirketlerle bağlantılı web sitelerini hedef alıyorlar. Havayolu şirketlerinin seferleri saldırıdan etkilenmedi. Bilgisayar korsanları çeşitli düzeyde yeteneklerini ortaya koyup başlangıç seviyesinden uzmanlığa başarılarını sergiliyor. Medyanın ilgisi dikkatlerini çekti ve temelde bir marka olmak için çaba gösterdiler. Rusya'da takipçileri olan bir marka. Ancak uzmanlar bu çeşit bir saldırının zararının az olduğunu söylüyor. Gerçekten yüzeyseller ama görmezden gelmek de zor. Uzmanlar siber saldırıların devam etmesini bekliyor. Burcu Gündoğan, Washington. Bu haberle Washington'dan hazırladığımız yayının sonuna geliyoruz. Bu ve tüm yayınlarımızı internet adresimiz voatürkçe.com'da bulabilirsiniz. Ayrıca Twitter, Facebook ve Instagram adreslerimizde de Amerika dünyada öne çıkan haberleri videolar ve canlı yayınlarla aktarıyoruz. Hatırlatalım. Yarın yine bu ekranda Amerika gündemiyle buluşmak üzere. Hoşçakalın.